Bir diğer karşılaştığım yanlış tutum çocukların isteklerine kulak tıkamak. Bazen daha uzaktaki bir okula gitmek isteyebiliyor. Bazen spesifik olarak bir okulu daha öncelikli isteyebiliyor. Ya da bir okulu ısrarla istemeyebiliyor. Burada çocuğun neden bu kadar çok istediğine veya neden hiç istemediğine bakmak lazım. Bizim görmek istediğimiz şey buydu. Sen çabaladın ve çabanın karşılığında da bu kadarı geldi. Olsun, sen gittiğin yerde başarıyı yine yakalarsın. Biz senin çabalamanı istiyorduk, sen de çabaladın. Bizim için de önemli olan bu. Merhaba sevgili Eğitim Gündemi izleyicileri. Ben Eğitim Politikaları Araştırma Merkezi Araştırma Asistanı Beyza Koru. Bugün içerisinde bulunduğumuz LGS tercih dönemi sürecinin veli boyutunu konuşmak üzere sevgili psikolojik danışman Maide Nur Doğu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Maide Hanım. Biz LGS sürecinin öğrenci boyutunu konuştuk. Öğrencilerin yaşadığı problemleri konuştuk. Ben biraz bu sürecin veli boyutunu merak ediyorum. Yani veliler bu süreçte, özellikle COVID-19 sürecinde daha doğrusu, ne gibi problemler yaşadılar? Öğrencilerle birlikte nasıl bir süreç geçirdiler? Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz? Aslında öğrencilere olan zorlukları kadar velilere de zorluğu oldu bu sürecin. Çünkü çocuklar ekran başından dersi takip etmeye çalışırlarken velilerin de alışkın olmadığı bir şeye şahit olmaları gerekti. Özellikle çalışan anne babalar için geride o çocuk ne yapıyor, dersin başında dersi dinleyebiliyor mu, uyuyor mu, odaklanabiliyor mu gibi endişeleri başladı. Çalışmayan ebeveynler için de veya evden çalışan ebeveynler için de evde bir ders akışı var ama evin bir de normal akışı var. İkisi birbiriyle çarpışınca gerçekten bu noktada sıkıntılar yaşadık. Bir de okuldayken otorite biz öğretmenlerdik aslında. Çocuğun derse dinlemesi gerektiğini söyleyen, teneffüste hadi bir çık dışarıya nefes al diyen ya da yapılmaması gereken bir davranış yaptığında, ödevini eksik yaptığında veya işte denemelerde düşük not aldığında, net aldığında bunlara birebir müdahale eden biz öğretmenlerdik. Ama pandemi döneminde velilerimiz de öğretmen gömleğini üzerine giymek zorunda kaldı. Onları yeri geldi derse oturttu, yeri geldi ödevini takip etmek zorunda kaldı. Yeri geldi öğretmen gömleğini çocuk kabul etmediği için farklı çatışmalar yaşamak zorunda kaldı. O yüzden velilerimiz gerçekten bu süreçte zorlandı. Evet, peki velilerin bu süreçte okul yaptıkları işbirliği nasıl oldu? Yani Covid'den önceki veli işbirliği ile Covid sonrası ya da Covid içerisindeki veli işbirliği, veli okul aile işbirliği daha doğrusu nasıl etkilendi ve nasıl devam etti bu süreç? Aslında öncesinde okul ve ev birbirinden iki ayrı yerken şu an ikisi iç içe girmiş bir halde olduğumuz için velilerimiz çok çok daha fazla özveri gösterdi. Tabii ki her anne baba çocuğunu düşünür, her anne baba çocuğu için bir şeyler yapar ama bu süreçte velilerimiz ne kadar okulla irtibat halindeyse aslında çocuğu o kadar yakalayabildik. Çocuğun koptuğu noktaları veli ne kadar okula bildirebiliyorsa, hocam ne yapalım diyorsa o kadar aslında çocukta ilerleme gördük. O yüzden pandemi öncesinde belki toplantıdan toplantıya gördüğümüz velileri, pandemi döneminde numaralarımızı paylaşıp sürekli telefonda, sürekli WhatsApp üzerinden konuştuğumuz bir hale döndü. Yani veliler de aslında ulaşılabilirlik konusunda öğretmenler gibi böyle daha ulaşılabilir bir konuma geldiler. Kesinlikle. Peki bu dönemde veliler, yani bu daha genel bir soru olacak ama veliler öğrencilerin, yani çocuklarının motivasyonunu arttırmak için neler yapabilirler? Bu COVID-19 süreci bazında soruyorum. Özellikle hani konumuz tercih olduğu için tercih bazında cevap vereyim ben buna. Artık hani sınavı geçirdik ama bunu bir pandemi sınavı olarak geçirdik. Şartlar çok farklıydı ve çocuklar biz yetişkinler gibi yaşamıyorlar bu süreci. Bizim için de çok korkutucu, ne olduğunu bilmediğimiz bir sürecin içindeyiz ama çocuklar çok daha fazla korkuyor, çok daha fazla endişeli. O yüzden velilerimizin bu dönemde öncelikle yapması gerektiği şey en önemli şeyin sağlık olduğunun farkında olmak ve çocuklara çok yüklenmemek. Çünkü her sabah okula gelip okulda dersini görüp eve gidip sadece ödevini yapıp sonra sosyal hayatına devam eden çocukla bunların hepsini tek bir odada yapmak zorunda kalan çocuk aynı performansı tabii ki gösteremez. Özellikle sabah yataktan kalktığı pijamasıyla uyku sersemi o bilgisayarın başında
bir yandan bir şeyler yemeye çalışıp bir yandan dersini yürütmeye çalışan çocuklar gerçekten çok çok zorlandılar. Benim çoğu öğrencimin gözlük numarası büyüdü bu süreçte. Gözlük takmayanlar bile gözlük takmak zorunda kaldı. Kilo artışları oldu, duruş bozuklukları oldu. Çocuklar çok çok zorlandı. O yüzden velilerimizin dışarıdan bakıp evet bu çok zor bir süreçti. Süreç devam ediyor ve benim çocuğum bunu ergenliğinin en yukarıda olduğu, zirvede olduğu zamanda yaşadı. Belki farklı şartlarda bu sınava girmiş olsaydı sonuç başka olacaktı ama şartlar buydu, üstüne sınav zordu. O yüzden çocuğum elinden geleni yaptı. Elinden geleni yaptığına inanmıyorsa da, çünkü böyle velilerim de var, çalışsa yapardı hocam diyen velilerim de var. Demek ki benim çocuğum bu süreci daha hassas yürüttü. Demek ki ona daha ağır geldi. Farkına varamadı bu sınavın öneminin ya da çalıştığı ona yetti sandı. Ama önümüze bakalım. Çünkü önümüzde daha çok uzun bir eğitim hayatı var. Bu girdikleri evet ilk sınavda ama en önemli sınav değildi. O yüzden artık önlerine bakmaları en önemlisi. Evet. Aslında biraz bahsettiniz ama velilerin bu süreçteki öğrencilere karşı tutumlarından. Bu süreçte sizin şahit olduğunuz veya örneklendirebileceğiniz şu veli tutumu yanlıştır ya da daha çok yanlış anne baba tutumları diyebileceğiniz şeyler var mı? Bu konuda velileri uyarabileceğiniz davranışlar? Böyle söyleyince böyle film şeridi gibi gözümün önünden geçiyor. Tercih sürecinin sonuna yaklaştık ve hani her gün farklı farklı birçok veli tutumuyla karşı karşıya kalıyorum. Özellikle çocuk yanındayken, hani çocuk o koltukta orada sizin ağzınızdan çıkanı duyuyor. Hocam elinden geleni yapmadı. Biz tüm kaynaklarımızı sunduk. Elimizden gelen her şeyi anne baba olarak yaptık ama o karşılığını vermedi. Karşılık kelimesi özellikle. Çok çok yanlış. Evet, belki gerçekten çabalamadı çocuk. Ya da çabaladı zannetti ama olmadı. Sizler anne baba olarak bunu fark ettiniz, uyardınız ve karşılığını almadı. Ama bunu özellikle rencide ederek söylemek ergeni sizden daha da uzaklaştırır. O yüzden biz burada çocuklarımızı kazanmaya çalışıyoruz. Yaptıkları hataları sürekli olarak yüzüne vurmak bizi sadece ondan uzaklaştırır. O yüzden karşımıza alıp evet olmadı. İstediğimiz sonuç bu değildi. Evet biz senden belki daha iyisini bekliyorduk ama olsun. Biz sana inanıyoruz, biz sana güveniyoruz. Biz seni sen olduğun için seviyoruz, başarıların için sevmiyoruz. Sen bizim çocuğumuzsun ve sadece bunun için kıymetlisin. Sen bizim çocuğumuz olduğun için kıymetlisin deyip bundan sonrasında ona güvendiklerini, başarının hayatta her zaman tüm kapıları açan şey olmadığını, aslında önceliğin iyi insan olmak olduğunu altını çizmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bir diğer karşılaştığım yanlış tutum çocukların isteklerine kulak tıkamak. Bazen daha uzaktaki bir okula gitmek isteyebiliyor. Bazen spesifik olarak bir okulu daha öncelikli isteyebiliyor. Ya da bir okulu ısrarla istemeyebiliyor. Burada çocuğun neden bu kadar çok istediğine veya neden hiç istemediğine bakmak lazım. Sen bilmezsin, ben senden daha iyi bilirim. Çok yanlış bir tutum. Çünkü her ne kadar bizim gözümüzde onlar küçük olsalar da onlar Z kuşağı. Onların elinde internet var. İstedikleri tüm bilgilere ulaşabiliyorlar. Doğal olarak bir okulu ısrarla istemiyorsa veya ısrarla çok istiyorsa mutlaka altında bir sebebi vardır. Belki arkadaşından duymuştur. Belki sevdiği arkadaşı orayı yazdığı için orayı istiyordur. Ya da tam tersi işte çevresini beğenmemiştir, okulu fiziki olarak beğenmemiştir. Ama çocuğun ne istediğine kulak kabartmak lazım. Çünkü 4 yıl boyunca o okulda okuyacak olan o. O yüzden çocukların isteklerine kulak tıkamamak lazım. Sürekli pohpohlamamak da lazım ama. Yani işte sen aslansın, sen kralsın, süpersin ama sınav çok zordu. Hayır, çalışmadıysa da çalışmadı. Biraz gerçekleri de yüzleştirme de yapmamız lazım. Çünkü lise hayatı daha kritik. Lisede 4 yıl boyunca aldıkları notlar, üniversite sınavını etkileyecek notlar. O yüzden sen aslında çalıştın da olmadı değil. Çalışmadıysa da evet yeterince çalışmadın belki. Ama bundan sonra çalışacağına inanıyorum, güveniyorum deyip teşvik etmek lazım. Evet. Bir de sınav sonucu beklediği gibi gelmeyen, yani sınav başarısı demek istemiyorum ama puan anlamında beklediği puanı ya da hedeflediği puanı alamayan öğrenciler ve bu öğrencilerin velileri için söylemek istediğiniz bir şeyler var mı ya da onların nasıl yönlendirmesi gerekir bu konuda? Bunu aslında bu sene çokça yaşadım. Gerçekten çok daha fazlasını yapabilecek olan öğrencilerim. Bir şekilde öyle ya da böyle sebeplerden daha düşük başarı elde ettiler. Ama bunu aile de biliyor, bunu biz öğretmenler de biliyoruz. Aslında bunu çocuk da biliyor. Çocuk elinden gelen her şeyi yaptı. İşte bu noktada gerçekten bazı şeylere kısmet diyebilmemiz gerekiyor. Sen elinden gelen her şeyi yaptın ve biz de ailen olarak buna şahidiz.
O yüzden bu noktadan sonra bizim görmek istediğimiz şey buydu. Sen çabaladın ve çabanın karşılığında da bu kadarı geldi. Olsun, sen gittiğin yerde başarıyı yine yakalarsın. Belki gittiğin okulu birincilikle bitirirsin. Ya da çok iyi arkadaşlıklar kuracaksın belki de gittiğin okulda. Biz senin çabalamanı istiyorduk. Sen de çabaladın. Bizim için de önemli olan bu. Mesela bir işte sınavda şurayı kazan, sana şunu alacağım gibi vaatler varsa ki benim çok sevdiğim şeyler değil ama o vaatleri yine gerçekleştirelim. Çünkü sizin çocuğunuz elinizden gelen her şeyi yaptı. Sonuç olmadı. Olsun. Biz yine tatile götürelim. Yine alacağımız o hediyeyi alalım. Sırtını sıvazlayalım. Ağlamak geliyorsa çocuğun içinden ona sarılalım, ağlamasına da izin verelim. Çünkü o yaşlarda sanıyoruz ki biz elimizden gelen her şeyi yaptığımızda hayatta karşılığını hemen verecek. Ama hayat böyle değil. Bazen olmayabiliyor. O yüzden düşe kalka olduğunu hayatın öğrenmelerini sağlamamız lazım. Ve o omuzlarındaki eli hiçbir zaman çekmememiz lazım. Çok teşekkür ediyorum güzel cümleleriniz için, güzel yorumlarınız için. Şahsen benim çok istifade ettiğim bir program oldu, söyleşi oldu. Evet sevgili Eğitim Gündemi izleyicileri, bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Maydanına geldiği için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programımızda sizinle görüşmeyi tekrardan umuyoruz. Eğer videomuzdan siz de bizler gibi istifade ettiyseniz videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler diliyoruz.